Tamam, teşekkür ederim Hatice. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Değerli arkadaşlar, Kariya suresi ilk ayetinde geçen Kariya kelimesinden ismini almış. Sadece bu isimle biliniyor. Kariya, sertçe çarparak ses çıkarmak manasına geliyor. Bu sure-i celil'e Kureyş suresini takiben ve Kıyamet suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. 30. sırada nüzul sırası bakımından ve 11 ayeti celileden oluşmaktadır. Sabuni'nin metnine dönecek olursak Suratul Kari'a Mekkiye ve ayetuha 11 beyne yedi sura. Suratul Kari'atu Mekkiyetun ve hiye tetahaddesu anil kıyameti ve ehvaliha. Bu sure-i celile Mekki'dir ve kıyamet ve onun dehşetinden bahsetmektedir. Vel ahireti ve şedaidihe, ahiretten ve onun şiddetinden bahsetmekte. Ve ma yekunu fiha min ahdasin ve ahvalin azamin. Aynı şekilde kıyamette meydana gelecek hadiseler, büyük olaylar ve büyük musibetleri içermektedir. Ne gibi mesela? Kehurucin nasi minel kuburi. İnsanların kabirlerinden çıkmaları gibi ki Zilzal suresinde geçen hafta buna işaret etmişti. Ventişarihim fî zâlikel yevmir rahîbi. Ve yine bu korkutucu günde insanların intişar etmesi yani yayılması mahşerde toplanmak üzere. Bu yayılışın da çıkışın da kelferâşil mütetâir uçuşan oraya buraya uçuşan kelebekler gibi. El münteşri huna ve hunak, buraya ve oraya dağılıp giden kelebekler misali. Yeciûne ve yelhebûne alâ gayri nizâmin min şiddeti hayratihim ve feze'ihim. Ya bu kadar düzensiz oraya buraya savrularak uçmalarının, gelip gitmelerinin sebebi ise o gündeki yaşadıkları korku, hayret, hayretin şiddetinden dolayıdır. Normalde insan şuurlu bir varlık, nerede nasıl hareket etmesini bilen bir varlık ama o kıyamet anında akıllar adeta baştan gittiği için dehşetli bir ne yapacağını bilmezlik hali içerisinde oraya buraya ki bunu biz şiddetli deprem hadisesinde falan da dünyada kısmen tecrübe ediyoruz. Kemâ tehaddeset an nesefil cibâli ve tatâyirihe. Yine sure-i celîle dağların yerinden sökülmesi ve onların oraya buraya savrulması, uçuşması. Hatta tusbiha kessufil münbethil mutatayiri fil heve. Ta ki havada uçuşan atılmış yün parçacıklarına dönüşünceye kadar birbirine çarpa çarpa un ufak edilerek toz duman haline dönüşeceğinden de bahsetmektedir sure-i celîle. Ba'de en kânet sulveten râsihaten fevkal art. Yeryüzündeyken ki Nebe suresinde çiviler misali olduğunu beyan etmişti Cenab-ı Hak. Ve birçok ayeti celîle de siz kaykılmayasınız ve rahat sabit bir zeminde yaşayabilirsiniz diye dağları, dağlarla yeryüzünü sabitlemişizdir. Buyurmuştu. O çivi gibi dağlar yeryüzünde dünya hayatı boyunca oranın dengesini sağlarken bu defa havada uçuşan yün parçacıklarına dönünceye kadar çarpılıp un ufak edileceğinden bahsetmektedir.
وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيها على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف. Allah Azze ve Celle yani bu sureyi celile içerisinde insanlarla dağ arasında bir alaka, bir yakınlık kurmuştur. Bununla o kıyametle beraber dağların atılmış yün parçacıklara haline gelmesiyle insanın arasında, düşünen insanın arasında böyle bir ilişki kurmuştur. Bu durumda yani dağlar un ufak o sağlam ve şamih şamihat diye de geçiyor ya ayet-i celilelerde. Köklü sağlam kayalardan oluşan dağlar yün gibi atılıp savruluyorsa fe keyfe yekunu halul beşeri fi zalikel yevmil asib. Bu çok zor günde, dehşetli günde acaba insanın hali nasıl olacaktır? Bu manayı insana düşündürttürmek üzere işte Cenab-ı Hak hem insanın halini iradesizce oraya buraya koşan kelebeklere hem de hemen akabinde sert dağların uçan yün toz dumana dönüşeceğine işaret ediyor. Ve hutimeti suratul kerimetu bi zikril mevazinilleti tuzenu biha a'malun nas. Ve yine sure-i celile insanların amellerinin tartıldığı mizanları da yani tartıyı da zikrederek sona ermektedir. Ve enkısamil halkı ile suada ve eşkıya hasebe zikalil mevazini ve hıffetiha. Ve yine insanların mizanlarının yani amellerinin ağırlık ve hafifliğine göre şakiler ve saitler olmak üzere iki kısma ayrılacağını beyan ediyor. Ve sümmiyeti suratul kerimetu bil kari'ati liennehâ takra'ul kulûbe vel esma'a bihevliha. Bu sureye bu ismin verilmiş olması kıyametin kalpleri yerinden hoplatacak ve kulakları dehşetiyle adeta sağır edecek derecede şiddetli olmasından dolayı Kari'a ismi verilmiştir. El-Lugha sure içerisinde yer alan temel kavramlar bakımından ise El-Kari'a ismin min esma'il kıyame, kıyametin isimlerindendir. Sümmiyet biha liennaha takra'ul halayika bi ehvaliha ve efsa'iha. Kıyamete bu ismin verilmiş olması dehşet ve korkusuyla bütün varlıklara kendini işittiren, onları sarsan ve hissettiren olması sebebiyledir. Ve aslul kar'i et-darbu bi şiddetin ve kuvvetin. Aslında kar'an sözlük manası, asıl manası kuvvet ve şiddetle vurmaktır. Herhangi bir şeye kuvvet ve şiddetle vurulduğu zaman da ses çıkar malum. Ve tekulul Arab. Araplar diyor ki kara'athumul kari'atu ve fakarathumul fakiratu. Yani herhangi bir topluluğa onları sarsan şiddetli bir bela, musibet indiği zaman kara'athumul kari'a derler. Ve fakarathumul fakira, fakira arkadaşlar kıyamet suresinde de geçtiği üzere beli kıran, bel kırıcı anlamında uzamul fakra, bel kemiği demek. Yani onların belini kırıp, mesela hakikaten bazı büyük musibetler var ki ekonomiyi çökertiyor, insan mevcudunu hemen hemen tüketiyor, büyük hastalıklar, salgın hastalıklar vesaire. İşte böyle şiddetli bir belaya maruz kalmış olan topluluk için Araplar bu ifadeyi kullanırlar. Ancak arkadaşlar İbn-i Aşur'un burada güzel bir tespiti var. Diyor ki İbn-i Aşur'un şunu da söyleyelim. Arap diline vukufiyeti
Çok geniş bir alim. Sık sık her bir kelimeyi cahiliye şairlerinden de delillendiriyor. Zira daha önce söyledim mi bilmiyorum. Kendi ön sözünde belirttiği gibi yaklaşık 35 tane çok önemli tefsirden istifade etmiş. Bilhassa şiir konusunda Kurtubi gibi, Ebu Hayyan gibi bunlardan çok istifade eden bir alim. O şunu diyor. Kariya kelimesi her ne kadar bu ifade Saboni'nin Kara'athumul Kariyatü ve Fakaratumul Fakira tarzı ifadeler Araplara nispet edilse de cahiliye dönemi Arapçasında inceleyebildiğim kadarıyla böyle bir ifade yer almamakta, yani kullanılmamakta. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in ihtirası diyor. Yani icadı Arap diline kazandırdığı bir değerdir ifadesini kullanıyor. İza vaka bihim emrun fazi'a. Şayet herhangi bir topluluğa çok şiddetli, dehşetli ve onları rezil rüsva edici bir olay vaki olduğunda bu ifadeyi kullanırlar. El-mebsuz, el-münteşiru, el-müteferriku. Besse yaymak demek arkadaşlar. Mesela Bessün Mübaşir diyorlar günümüzde de Araplar canlı yayın için. Yani yayılmış, dağılmış anlamında. El-ihnu as-sufu zül-elvani evil-mesbuğu. Boyanmış, renkli yünler için kullanılan ifadedir. El-haviye, haviye ise ismun li cehenneme. Tabi buradaki ahin kelimesini çobansız kalmış koyuna benzeten galiba tabi'in müfessirler de var. Yani şey üzerinden farklı farklı renklerdeki koyunun yünü üzerinden koyun sürüsüne ve başındaki çobanın o dehşetli halden ötürü sürüsünü terk ederek bu daha önce de ve izel vuhuşu huşirat ayeti celilesinde o kıyametin dehşetiyle bütün vahşi hayvanların bir araya toplanacağı beyanı da gelmişti. Ona benzer bir açıklama ile böyle bir yoruma da yöneliyor. Haviye ise ismün li cehenneme, cehennemin ismidir. Sümmiyet bizalike diyennen nase yehvune biha ey yaskutun. Haviye denilmesinin sebebi ki o da cehennemin isimlerinden birisidir. Çünkü insanlar oraya düşeceklerdir. Aslında Haviye yukarıdan aşağı düşmek manasına geliyor. Uçuruma yuvarlanmak manasına geliyor. Ki cehennem de zaten derin çukur kuyu anlamına geliyordu sözlük manası bakımından. Et-tefsiru el-kari'atu mel-kari'ah ey el-kıyametu ve ey şeyin hiye el-kıyame. Kari'ah yani kıyamettir. O kıyamet nasıl bir şeydir? İnneha fil-fazaati vel-fahameti بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهَا خَيَالٌ. O azametiyle, büyüklüğüyle, efendim ve acayipliğiyle, şiddetiyle hiçbir hayalin idrak edemeyeceği bir şekilde vukuğa gelecektir. وَلَا يَبْلُغُهَا وَهْمُ insanın, insanın vehmi, düşüncesinin ulaşamayacağı bir biçimde vuku bulacaktır. فَهِيَ اَعْظَمُ مِنْ اَنْ تُوْصَفَ اَوْ تُصَوَّرَ. Zira kıyametin bu dehşeti her ne kadar biz anlayabilelim diye Cenab-ı Hak yıldızların dökülmesini, dağların savrulmasını ve şiddetli zelzelelerle sarsılmasını beyan etse de hakikatiyle yüz yüze geldiğimiz zaman onu nitelemek ve tasavvur etmek, düşünmekten çok daha büyük bir şekilde cereyan edecek, vuku bulacaktır. Sümme zâde fit tefhîmi ve tehvîli lişe'nihe. Sonra da Cenab-ı Hak aslında el-kâri'a, mel-kâri'a ve mâ edrâke mel-kâri'a derken ki istifham olsun,
sonra ismi zahirin tekrar getirilerek tekit edilmesi olsun. Bunlarla kıyametin dehşeti beyan edilmesine rağmen sonra Cenab-ı Hak onun dehşetini tekrar hatırlatmak üzere, daha da artırmak üzere وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ buyurmuştur. اَيُّ شَيْءٍ اَعْلَمَكَ مَا شَأْنُ الْقَارِعَةِ فِي هَوْلِهَا عَلَى النُّفُوسِ yani ey Resulüm, insanların canına o bütün dehşetiyle nüfuz eden, etki eden kıyametin hakiki durumunu sana hangi şey bildirebilir? İnneha la tufzi'ul kulubu fehasbu. Sadece insanların kalpleri ürperip dehşete kapılmaz. Bel tuesseru fil ecramil tuesseru fil ecramil azime. Bilakis sadece insanların kalpleri değil, büyük varlıkların, devasa varlıkların da etkilendiği muazzam bir olaydır kıyamet. Fetüessiru fissemâvâti bil inşikak. O kıyamet göklerde etkisini gösterir ki gökler Nebe suresinde de gelmişti. Kapı kapı açılır, yarılır. İnşikak suresinde aynı şekilde gelmişti. Orada gökleri yararak etkisini gösterir. Ve fil ardı biz zelzeleti, yeryüzünde yeri sarsarak etkisini gösterir. Ve fil cibali biddekki ve nesfi, yine yeryüzünde depremlerin de etkisiyle dağların yerinden sökülüp un ufak edilmesinin de etkisini gösterir. Ve fil kevakibi bil intisar, yıldızlarda ise onların sapır sapır dökülmesinin de etkisini gösterir. Ve fişşemsi vel kameri ve bit tekviri vel inkidari ila gayri ma hunalike. Aynı şekilde semadaki etkilerinden diğer bazıları güneşin, ayın dürülmesi, efendim mevcut halinden sökülüp dağılıp gitmesi ve buna benzer etkileriyle bütün alemin tarumar olacağı şekilde onu etkileyecektir. Ebu Suud Efendi diyor ki bu ve burada sayamadığımız diğer etkileşim kıyametin alemdeki yapacağı büyük etkiyi göstermektedir. Ebu Suud Efendi sümmiyetil kıyametu kari'aten li'ennaha takra'ul kulube vel esma'a bifünunil ehval vel efsa'a. Kıyamete kari'a denilmesinin sebebi kalplere ve kulaklara her türlü korkuyu, dehşeti, şiddeti yaşatacak olmasından dolayıdır. Ve vudu'a zahiru mevdu'a damir ya da vada dersek Cenab-ı Hak zamir getirilecek yerde tekrar melkariya şeklinde ismi zahiri getirmiş olması tekkiden littehvili korkutmakta daha da manayı pekiştirmek içindir. Vel mana bu takdirde ayetin kazandığı nihai mana şu olur. Ey şeyin acibin fi hiye fil fehameti vel fazaati. Yani büyüklükte ve dehşette hangi şey bundan daha çok şaşılabilecek, kıyametin durumundan daha çok şaşılabilecek konumdadır. Sümme ekkede hevleha ve fazaateha bi kavlihi. Sonra da Cenab-ı Hak kıyametin fezaatını ve şeyini, dehşetini, korkunçluğunu ve ma edrake mel kari'a ayetiyle üçüncü defa tekit etmektedir. Bi beyani hurucihâ an daireti ulûmil halk. Bu vurguyla, son okuduğumuz ayetin vurgusuyla, yani insanların, varlıkların bilgisinin daha dışında olduğunu beyan etmektedir. Yani sizin bilmenize imkan yok. بِحَيْثُ لَا تَكَادُ تَنَالُهَا دِرَايَةُ اَحَدٍ. Yani neredeyse herhangi bir insanın en dahiyane akle sahip olsa dahi hiçbir aklın idrak edemeyeceği bir durumda meydana gelecektir kıyamet. Ve ba'da hâzet tahvîfi ve teşvîkî ilâ marifeti şeyin min ahvâliha. Evet.
Allah Azze ve Celle kıyametle insanları şiddetle korkutup ve onun halleri nasıl gerçekleşeceği konusunda insanları öğrenmeye teşvikten sonra caet tavdihu vel beyanu bi kavlihi teala o kıyametin nasıl olacağına dair açıklamayı şu ayeti celile ile Cenab-ı Hak getirmektedir. Yevme yekunun nasu kel ferâşil mebsûs. Ey zâlike yahdüsü indemâ yahrucun nasu min kubûrihim fezi'în. O gün insanlar, yani kıyamet vuku bulduğu zaman insanlar kabirlerinden korkar vaziyette çıkarlar. Kennehum firâşun müteferrikun münteşirun huna ve hunâk. Tıpkı bu, oraya buraya dağılıp giden kelebekler gibi. Arkadaşlar, burada Sabuni merhum insanların kelebekler misali dağılıp gidecekleri bilgisinin yeniden diriliş anında olduğunu, kabirlerinden kalkış anında olduğunu söylüyor ama söyleyin. İbni Aşur da söylüyor bunu, şey de söylüyor. Tevilat-ı Ehl-i Sünne müfessirimiz efendim. O da söylüyor. Diyor ki bu tam da kıyametin kopuşu anında insanın yaşayacağı dehşettir burada konu edilen hususlar. Zaten ayetin zahirine de bakarsak değerli arkadaşlar, kıyamet nedir? Onu sana ne bildirebilir? Onun azametini, büyüklüğünü ifadesinin hemen akabinde gelmesi de bunu gösteriyor. Nitekim Yasin-i Şerif'in 4. sayfasında da ansızın geleceği zaten birçok ayette belirtiliyor ama insanın İmam Muhammed Maturidi, evet teşekkür ederim. İnsanın o vakitte yani dizinin bağının çözülüp ne yapacağını bilemez vaziyete düşeceğini beyan ediyor efendim. Dolayısıyla bu ayeti celileyi yevme yekunun nasu kel ferâşil mebsûs, yeniden diriliş hali değil de kıyamet anındaki durumu ifadede yorumlamak daha isabetli görünüyor benim açımdan da. Zira devamındaki ayeti celilede de ve tekunül cibâlu kel'ihnil menfuş, yine kıyamet anındaki dağların paramparça edilişi ifade edilmiş oluyor. Ve yümenvicu bâduhum fî bâdın min şiddetil feza'i vel hayrati, insanlar büyük bir hayret ve korkunun şiddetinden dolayı böyle dalga dalga ne yaparlar? Yayılırlar. Kâle Râzi, İmam-ı Râzi diyor ki Şebbehe Teâlâ el halka vaktel ba'si hâhuna bil firâşil mebsûs. Fahrettin Râzi de aynı şekilde bunun yeniden dirilişle, yerinden diriliş vaktinde olacağını söylüyor ki Cenab-ı Hak varlıkları yeniden diriliş anında oraya buraya dağılıp giden kelebeklere benzetmiştir. Ve fi ayetin uhra bil ceradil münteşir. Diğer bir ayette ise çekirgelere benzetmiştir. İşte şu kısım yeniden diriliş için daha isabetli arkadaşlar. Ve fi ayetin uhra dediği kısım ama kel ferâşil mebsûs kısmı kıyamet anını işaret ediyor. Emme veçüt teşbihi bil firâş فَلِأَنَّ الْفِرَاشَ اِذَا سَارَ لَمْ يَتَّجِهْ اِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ. Yani o ışığın kenarında uçuşan kelebekler uçmaya başladıkları zaman tek bir yöne gitmezler, darmadağın olurlar. Yani dağınık, oraya buraya savur. Ha, bir de şunu söyleyelim. Hadis-i şeriflerden ve keza Nazihat suresinde de görmüştük ya arkadaşlar. Kıyamet esnasında müminlerin daha kolay
bir şekilde hadislerde de daha çok geçtiği üzere ruhlarını teslim edecekleri inkarcılarınsa o kıyametin şiddetini iyice hissede hissede yaşayacaklarını beyan etmesinden de hareketle, yani evet bu dehşetli anda mümin olsun fıtri korkusuyla elbette oraya buraya dağılacaktır. Her ne kadar kıyametin olduğu hak vaki idiyse de ve buna inanıyorsa da bu fıtri bir korkunun etkisiyle, işte nasıl ki şiddetli bir depremde hemen kendimizi oraya buraya atıveriyorsak, onun gibi bir hali gayri ihtiyari müminler de yaşayacaktır. Ama işte oraya buraya savrulurken nasıl ki uçuşan kelebeklerden bazıları ateşe çarparak kanatları kavruluyor ve yere düşerek çırpınarak ölüyorlarsa, bunları inkarcılara benzetmek, ateşe düşmeden oraya buraya uçuşan kelebekleri de müminlere o kıyametin dehşeti esnasında benzetmek daha isabetli görünüyor kanaatimce. Bel küllü vahidetin minha tezhebu ila gayri cihetin uhra. Zira kelebeklerin her biri farklı farklı alanlara uçarlar. Fedelle ala ennehum izâ bu'ithû buzi'û. Nitekim yeniden dirilişte de korkuyla oraya buraya dağılacak, savrulacaklardır diye açıklamış Fahrettin Razi. Bu kelebeklere yönelik benzetmenin açıklaması. Ve emmâ veçhü teşbihi bil ceradi fehuve fil kesra. İnsanların söyleyin çekirgeye benzetilmesi ise benzetme yönü burada çokluk bakımındandır. Yusbihune ke gavga il ceradi yerkebu ba'duhu ba'dan. Bunu şeyle açıklıyorlar arkadaşlar. Ben bir belgeselde falan da görmüştüm. Çok dikkat çekici gerçekten. Yani bir yağmur yağıyor çölün üzerine ve o yağmurun etkisiyle ince kum tabakacıkları bir tabaka oluşturuyor. Sert bir tabaka gibi. Sıcağın da etkisiyle demek ki o sert tabakanın hemen altında bir boşluk oluşuyor. Orada çekirgeler yaratılıyor ve yetişen, uçmaya hazır hale gelen çekirgeler sanki bir yerden bir emir almışçasına hepsi bir anda bir uçuşmaya başlıyor. O incecik kum tabakasını, sertleşen kum tabakasını kıran havalanıyor. Ve bakıyorsunuz ki belli bir yöne doğru bulut halinde uçmaya başlıyorlar. Ve bunların tabii kanat çırpıntıları vesaire belli bir ses de oluşturuyor. İşte yeniden dirilişle beraber insanların mahşer yerine doğru gidiyor olmaları savurup dağınık bir şekilde değil, dalga dalga belli bir hedefe doğru olması bakımından insanların mahşerde toplanmaları çekirgelere benzetilmesi yönüyle daha isabetli görünüyor. فَكَذَٰلِكَ النَّاسُ اِذَا بُعِثُوا يَمُوْجُ بَعْضُهُمْ ف۪ي بَعْضٍ. İnsanlar da diriltildikleri zaman bazısının içerisinde böyle dalga dalga belli bir hedefe doğru gidecektir. Kelceradi, tıpkı çekirgeler gibi. Vel feraşi, bu çok şeye uymuyor arkadaşlar. Yani belli bir hedefe uçmadığı için kelebekler. Ama dediğim gibi bunu kıyamet anındaki dağılış ve sarsılış olarak alır. Evet. Diğerini de şey olarak alırsak arkadaşlar, söyleyin. Diğerini de yeniden dirilişe olarak alırsak daha isabetli olmuş oluyor. Evet. Kekavlihi Teala, tıpkı Cenab-ı Hakk'ın şu ayetinde olduğu gibi, ve terakna ba'dahum yevmeizin yemucu fi ba'd. Biz onların bazılarını bazılarının içerisine böyle grup halinde bıraktık
mealindeki ayette olduğu gibi. Ve tekunu cibalu kel ahnil menfuş. Hâzâ huvel vasfü thâni min sıfâti zâlikel yevmil muhevvili ey ve tasîrul cibâli kessûfil müntesiril mutatayir. Münteseril mutatayir daha uygun arkadaşlar. Kıyametin yine ikinci bir vasfı da o gün dağların atılmış yün misali uçuşup savrulmasıdır. Teteferraku eczauha ve tetayaru fil cevvi parçalarına ayrılıp havada uçuşmasıdır. Hatta tekune kessufil mutatayir inden netfi didilmiş didilmesi esnasında hani hallaç diyoruz ya arkadaşlar. Hallaçlar şeyi atarken yünü ya da pamuğu çok çok incecik parçacıklar havada uçuşmaya başlıyorlar. Tıpkı o şekilde gelinceye kadar betekunul cibalu nasıl da betekunul cibalu başka bir ayet-i celle de İsra suresinde geliyor. Şu an hatırlayamadım ayetin lafzını. Hatta seraba dönüşeceğine dair de şeyde okuduk değil mi? Nebe suresinde okuduk. Ve innemâ cüm'a beyne hâlin nâsi ve hâlil cibel. İmam-ı Savi diyor ki insanın haliyle dağların halinin arası bir araya getirilmiştir. Yani ikisi birlikte zikredilmiştir. Tenbihen alâ enne tilkel kâri'ate esserat fil cibelil azîmetis sulbe. Ki kıyametin bu sert yalçın kayalardan oluşan dağlara tesir edip hatta tasira kessufil mendufi ma kevniha gayra mükellefetin ki dağlar mükellef yükümlü olmadığı halde olmamakla beraber atılmış yüne dönünceye kadar un ufak edilip dövülüyorsa pekeyfe halul insani da'ifi el maksudu bit teklifi vel hisab. Yani yükümlü olan insanların, zayıf insanların hali acaba nasıl olur? İşte bunu idrak ettirmek üzere Cenab-ı Hak asıl insanların dikkatini yükümlülüğe ve hesap vermeye böylece çekmektedir. Sümme zekara teala haleten nâsi fî zâlikel yevm. Sonra da Cenab-ı Hak insanların bugündeki halini zikretmeye başlamıştır. Ve kısamihim ilâ şakîn ve sa'îdin ve onların şakî ve sa'id şeklinde taksim olunacaklarını beyan etmek üzere فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اَيْ رَجَحَتْ مَوَازِينَ حَسَنَاتِهِ مَوَازِينُ حَسَنَاتِهِ düzeltiyorum. Kimin ki iyiliklerinin ağır, iyilikleri ağır basarsa, iyilikleri ağır olursa yani وَزَادَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ İyilikleri kötülüklerden, kötülüklerinden daha fazla olursa ve huve fi aişetin radiye ey fe huve fi aişin heniin ragidin saidin o kişi tabii ki cennetlerde bolluk, bereket, mesut bir hayat içerisindedir. Ki Beyyine suresinde Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı bir hayat içerisinde fi cinaril huldi ve naim ebediyet cennetlerinde ve naim cennetlerinde böyle mesut bir hayat süreceklerdir. Ve emmâ men haffet mevâzînuhu mizana hafif gelenlerse ey nakasat hasenâtuhu an seyyiâtihi iyilikleri kötülüklerinden noksan olanlara gelince evlem yekun lehu hasenâtun yu'teddu bihe yahut da saymaya ve tartmaya gelebilecek hiçbir hasenatı olmayanlara gelince. Zira Cenab-ı Hak Kehf suresinde de buyuruyor arkadaşlar. Onların tartacak hiçbir ameli yoktur mealinde. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزْنَا ayeti celilesiyle. Bunların durumu ise فَاُمُّهُ هَاوِيَ اَيْ فَمَسْكَنُهُ وَمَصِيرُهُ نَارُ جَهَنَّمَا يَهْب۪ي ف۪ي قَارِهَا onların meskeni, varacağı yer ve sığınacağı köşe, bucak ancak cehennemin ateşidir.
Semmâhe ummen, Cenab-ı Hak cehennemi burada anne olarak ya da merkez olarak isimlendirmiştir. Li'ennel umme me'vel veledi ve mefza'uhu. Zira anne çocuk bakımından bir sığınaktır. Herhangi bir korku, sıkıntı anında hemen onun kucağına koştuğu bir yerdir. Fenaru cehenneme, cehennem ateşi ise te'vi haulâil mücrimîn. Tıpkı ana kucağı gibi bu suçlu kimseleri himayesine, kucağına alan bir mekandır. Kemâ ye'vil evlâdu ilâ ummihim. Tıpkı annelerin evlatlarına sığındığı gibi tadummuhum ileyha kema tadummul ummul evlade ileyha. Tıpkı evladın, düzeltiyorum, annenin evladını bağrına bastığı gibi cehennem de onları bağrına basacaktır. Kale Ebu Suud, Ebu Suud Efendi diyor ki Haviye ismin min esmâin nâr. Cehennemin ateşin isimlerinden bir isimdir. Sümmiyet biha li gayeti umqiha ve bu'di mehvaha. Haviye denilmesinin sebebi ki uçurum olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Çok derin, son derece derin ve dip noktası çok uzak olmasından dolayı bu isim verilmiştir diyor Ebu Suud Efendi. وَرُوْيَ اَنَّ اَهْلَ النَّارِ يَهْوُونَ ف۪يهَا سَبْعِينَ خَر۪يفًا. Bu konuda İbn-i Kesir merhumun da zikrettiği birçok hadis-i şerif vardı arkadaşlar. Onun sadece bir tanesini almış Sabuni merhum. Zira cehennem ehli oraya atıldığı zaman 70 yıl diyelim, harif burada mevsim manasında, efendim, boyunca düşecek ta dibine ulaşabilsin anlamında çok derin çukurlar olduğunu beyan ediyor böylece. Ve ma edrake ma hiye istifhamun littefhimi ve tehvil. Burada yeniden işin dehşetini, büyüklüğünü ve korkunçluğunu beyan etmek üzere bir istifham edatı getirilmiştir. Ey ve ma a'lemeke mel haviye. Haviyenin ne olduğunu sana ne bildirdi, ne bildirebilir, biz bildirmedikçe. Sümme fesseraha bi kavlihi, sonra da Cenab-ı Hak narun hamiye ifadesiyle bu mücmeli müfesser hale getirmiştir. Hiye narun şedidetul harara, ki o harareti son derece yüksek ateştir. Kad haracet anil haddil mahud, bilinen sınırın çok üstünde, onu çok aşmış bir hararettir. Fe inne hararete eyyi nârin izâ su'irat ve ulkiye fîhâ azamul vekûdi la tuadilu hararete cehennem. Zira herhangi bir dünya ateşi ne kadar çok alevlendirilir, ne kadar çok efendim şiddetli hale getirilse, ne kadar en böyle yanıcı yakıtlar içine atılmış olsa bile cehennemin ateşine denk olamaz. Bununla ilgili de yine birçok hadis-i şerif naklediyor Resul-i Ekrem. İbn-i Kesir'de bunu görmüştük arkadaşlar. Ki çok meşhur, hemen hemen hepsinin ortak noktası şuydu. Allah Azze ve Celle cehennemin ateşini denize soktu ve oradan sonrasındaki ateş yeryüzündeki bütün ateşler olarak insanın menfaatine sunuldu. Hatta cehennem bile ateşi bazı yerleri bazısını yakıp tüketmesinden dolayı Cenab-ı Hakk'a niyaz etmişti de hadis-i şerifte geçtiği üzere. Cenab-ı Hak da işte zemherir dediğimiz soğuk bölgeler yaratmak suretiyle cehennemin kendi kendini yakıp tüketmesinden böylece koruduğuna dair hadis-i şerifleri biliyoruz. Ki yine meşhur hadis-i şeriflerden birisinde de dünya ateşinin, düzeltiyorum, cehennem ateşinin 70'te biri dünya ateşinin hararetini ifade eder. Diğer bir ifadeyle cehennem ateşi dünya ateşinin en güçlüsünden 69 derece daha yüksek seviyede hararet verir
manası taşıyor idi. Tembihun, bir tembih var burada, ona bakalım. El cumhuru ala ennel mizana hakikiyun lehu kefetani ve lisan. Hani amellerin tartılması konusu var ya arkadaşlar. Ve buradaki tartılmadan kastın cumhur alimlere göre hakiki bir tartılma olduğunu ve iki tane kefesi, bir tane de adaleti gösteren dil bulunan bir terazi şeklinde tartının gerçekleştirileceğini söylüyorlar. Tuzenu fihi suhuful mektubu fihel hasenatu ve seyyiat. Bu terazide iyilik ve kötülüklerin yazıldığı sahifeler, sicillilil kütüp vardı ya ayet-i cellede geçen, o sicilimiz, her birimizin iyilik kötülük sicilimiz orada tartılacaktır. Ama İbn-i Kesir'de yine görmüştük, bazıları bizzat o amelin sahipleri tartılacaktır. Yine bazı hadis-i şeriflerden çıkarımlar yoluyla İbn-i Kesir böyle bir yoruma gitmişti. Böyle diyenler de var. Ve ruviye an İbn Abbas ennehu yu'ta bil amali salihati ala suverin hasenetin. Tartılacak olanın sahifeler değil de İbn Abbas Hazretlerinden nakledildiğine göre salih ameller güzel bir surette ve bil amali seyyiyet ala suratin kabiha, kötü amellerse çirkin bir surette getirilir. Fetud'u fil mizan ve teraziye konulur. Sahifeler değil de bizzat amellerin, iyi ve kötü amellerin kendisi. Femen racahat hasenatuhu sa'ude, kimin ki hasenatı seyyiatına galip gelirse o mesut ve sa'id olur. Ve men racahat seyyiatuhu şakiyyun, seyyiatı ağır basanlarsa şakilerdir. Vallahu alem, Allah daha iyisini bilmektedir. Evet değerli arkadaşlar, Kariya suremiz burada bitti. Sizin ilave sözünüz, sualiniz varsa dinleyelim. Buyurun, söz sizin. Evet, yoksa kaydına sağlık hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim Ahmetciğim. Yoksa burada durduralım ve hemen bir sonraki bağlantımızı, Tekasür suresinin bağlantısını da paylaşayım. İnşallah bugün de iki sureyi tamamlamış olalım değerli arkadaşlar. O zaman kaydı durduruyorum müsaadenizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.